Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Arkadaşlar inne ve enne'nin yani elif nun maddesinin inne ve enne olarak okunduğu yerleri görmüştük geçen ders. Muhammed Hoca'nın beşer maddelik taksimini görmüştük. Şimdi izhardan okuyacağız. Oradan bir anlayalım öyle gelelim izhara dedik. Mevadi'u kesri elif nun ve fethiha. Elif nun maddesinin kesreli ve fethalı olduğu yerler. Ve inne la tuğayyiru ma'nel cümleti. Kesreli olan elif nun yani inne cümlenin manasını değiştirmez. Cümlenin manasını değiştirmez. Cümleyi cümlelikten çıkarmaz. Cümleyi tekit eder. Cümleyi takviye eder, kuvvetlendirir. Manasını değiştirmez. Ve enne ma'a cümletiha, enne ise cümlesiyle beraber fi hukmil mastar, mastar gibidir. Mastar anlamı katar. Enne bir cümlenin başına geldiğinde cümle cümlelikten çıkar, mastara dönüşür, müfrede dönüşür, fiilimsiye dönüşür Türkçedeki karşılığında. Mesela Zeydun kaimun, Zeyd ayaktadır demek değil mi? İnne zeyden kaimun, muhakkak zeyd ayaktadır demek. Enne zeyden, mesela alimte enne zeyden kaimun, zeydin ayakta olduğunu bildim. Zeydin ayakta olması, zeydin ayakta olduğu fiilimsi anlamına, mastar anlamına dönüştürüyor enne arkadaşlar. Ve min semme vecebe. İşte bu kuraldan dolayı, bu bilgiden dolayı vecebe gerekir el kesru. Kesre gerekir. Fî mevdi'il cümel. Cümle yerlerinde. Yani ben fiilimsiye dönüştürmek istemediğim yerlerde cümleyi, cümlenin cümle olarak kalmasını istediğim yerlerde inne getiririm arkadaşlar. Vel fethu fî mevdi'il müfret. Müfret yerinde de fethalı olan getirilir. Eğer cümleyi bir cümle için unsur olarak kullanmak istersem, fail olarak, meful olarak, müpteda olarak kullanmak istersem, yani müfredin kullanıldığı yerlerde kullanmak istersem bu cümleyi, o zaman enne getirir, fiilimsiye dönüştürürüm arkadaşlar. Bunu ifade ediyor. Mevadi'u kesri inne. İnnenin kesreli okunduğu yerler. Fekusirat fil iptidai. Cümle başında, söz başında inne olarak kullanılır. Nahu inne zeyden kaim. Ve fi cevabil kasem. İkincisi kasemin cevabında vallahi inne zeyden kaim. Şart gibi değerlendirmiştik bunu. Uksimu billahi. Bu farklı bir cümle. Bu farklı bir cümle arkadaşlar. Ona dikkat çekmiştik. Ve fi sileti sıla cümlesinde demiştik. Ve ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba. Sıla cümleleri demiştik. Müstakil cümlelerdir. Müstakil cümlelerdir. Burada arkadaşlar müstakil bir cümle olduğu için, arkasıyla bağlantılı olmadığı için nahiv anlamında bunu enne yapıyor. Bunu inne yapıyoruz. Ve fil haberi an ismi ayni. Müpteda olarak sen bir isim getirdin. Alem isim getirdin. Haber getirmek istediğin zaman cümleyi innehu kaimun şeklinde getirebiliyorsun. Dördüncü maddeyi açalım biraz. Hani geçen ders demiştik hatırlıyor musunuz? Eğer cümleyi müpteda yapmak istiyorsak enne getiriyoruz. Eğer cümleyi haber yapmak istiyorsak inne getiriyoruz. Niye arkadaşlar? Bakın şimdi size soru sorayım. Haber bir cümle olabilir mi? Haber olur hocam. Müpteda olamaz. Evet. Müpteda olamaz abi. Haber cümle olabilir, müpteda olamaz. Getirelim şu kuralı uygulayalım yukarıdaki. Cümle yerinde kesre, müfret yerinde fetha. Haber müfret olmak, müpteda müfret olmak zorunda.
ben cümleyi müpteda olarak getirmek istiyorsam enne yapmak zorundayım. Niye? Çünkü müfrede dönüştürmem gerekiyor cümleyi. Müpteda müfret olur sadece. Ben haber olarak getirmek istiyorum cümleyi. İnne getiririm. Enne hiç getiremem mi? Enne de getiririm. Ama belli başlı yerlerde. Şu an aklımda değil. Gördüğünüz gibi bir alem var burada. Zeydun innehu kaimun. Burada Zeyd'in ayakta oluşunu vurgulamak için söylemişler bu cümleyi. Beşinci yer. Ve fi cümletin dehalet ala haberiha lamul iptida. Haberine lamul iptidanın geldiği cümle. Lamul iptida nedir arkadaşlar? Bakın lamul iptida şudur. Le zeydun kaimun. Zeydun kaimun diye. Zeyd mutlaka ayaktadır. Muhakkak ayaktadır. Bakın. İptidanın başına geldi. Bundan dolayı lamul iptida deniyor zaten. Arkadaşlar lamul iptida müptedanın başına gelen lamdır. Peki ben bunu inneli bir cümleye sokmak istiyorum. Lamul iptidayı. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu habere kaydırıyorum. Bunu habere kaydırıyorum. İnne zeyden kaimun yapıyorum. Ve kaydığı için buna lamul muzahlaka diyorlar. Lamı muzahlaka. Muzahlaka kayan, kayan demek arkadaşlar. Bak buradan buraya kaydı. La kaimun olacak ya. Yanlış oldu. Evet. İnne zeyden la kaimun olacak arkadaşlar. Lam muzahlaka deniyor buna. Anlaşıldı mı lamul iptidanın ne oldu? Anlamca ne oluyor hocam? Tekit etmek için geliyor. O da tek. Muhakkak zeyd ayaktadır. Bak burada çift tekit oldu. İnne ve lamu muzahlaka. Lamul iptida. Burada lamul iptida, burada lamu muzahlaka. Lamul iptida yine deniyor burada. Hani yine denmeye devam ediliyor. Tamam hocam. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok. Tamam. Şundan söyleyeyim. Enne ile kullanılmaz lamu iptida. İnne ile kullanılır. Enne ile değil, inne ile kullanılır. Bakın gelin şurada uygulayalım onu. Alimtu inne zeyden la kaimun. Alimtu dedim şu olmasın. Alimtu elifnun maddesi zeyden la kaimun dedi. Ben şuradaki lamdan bunun kesreli okunacağını çıkarıyorum arkadaşlar. Evet. Niye? Çünkü lam-ı muzahlaka, lam-ı iptida yalnızca innenin haberinin başına gelir. Ennenin değil. Hı. Evet. Tamam. Alimtu olduğu halde bakın burası şey olduğu halde adını siz getirin. Mef'ul olduğu halde böyle oldu. Evet arkadaşlar. Ve ba'de el kavlil aliyyi aniz zan. Zandan uzak kavl. Zandan uzak söz. Yani şu var. Şimdi arkadaşlar niye zandan uzak diye söyledi? Şundan dolayı. Zâme ennehu. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Yok yani. Tamam. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bir kullanımımız var. Hmm. Bakın. Zâme ennehu şunu iddia etti demek.
Ama burada bir çıkarım var arkadaşlar. Sen onun cümlesini okuyorsun, tamam mı? Ve kendi çıkarımını yazıyorsun. Burada şunu iddia ediyor diye. Söyledi diye tercüme ederler. İddia etti diye tercüme ederler. Ama burada adamın sen söylediği şeyi aktarıyorsun zameyle. Doğru muyum? Tamam. İşte arkadaşlar bu zan bildiriyor. Ya orada adamın kesin kes dediği şeyi aktarmıyorsun. Yani adamın birebir cümlelerini aktarmıyorsun. Anlatabildim mi? Çıkarımın doğru olabilir. Çıkarımın kesin de olabilir. O önemli değil. Ama adamın birebir cümlelerini aktarmıyorsun sen burada. Sen kendi anladığını yazıyorsun adamın cümlelerinden. Zeameyle kullanılıyor mesela. Ama gale dediğin zaman, gul dediğin zaman parantez içi devreye giriyor. Parantez içi diyor her zaman. Tırnak içi. İki tırnak arası devreye giriyor. Sen doğrudan bir aktarım yapıyorsun arkadaşım. Gale, gul deyince doğrudan bir aktarım yapıyorsun. Zeame deyince dolaylı yolda. Bak zeameyi burada dışarıda bırakmak istedi. Adamın orada cümlesini doğrudan cümlesini aktardığın için yeni bir cümleye başlamış oluyorsun aslında. Hatta bizim o tırnak içinde yani büyük harfle başlarız değil mi? Evet. Türkçe'de. Aynısı yani burada. Hı-hı. Orada sen cümle başına başlıyormuş gibi inle diye başlıyorsun. Temel arka planda yatan bu. Gale ve türevleri deyip geçerler ama arka planda bu yatıyor. Yani tırnak içinin Arapça versiyonu. Evet. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Ve ba'de hattel iptidaiye cümle başına gelen hatta al üstünde cümle başı. Etekulu zelike sen bunu mu diyorsun? Hatta inne zeyden yekuluhu. Hatta Zeyd de bunu diyor. Ta ki Zeyd de bunu diyor. Hatta iptidaiye. Birkaç tane hatta var arkadaşlar. Harfi cer olan hatta. Cümle başına gelen hatta. Atıf olan hatta. Üç tane hatta saydık. Şimdi bakın. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ye'tiyeke. Gelinceye kadar. Bakın bu harfi cer arkadaşlar. Nasıl harfi cer? Bunu niye cer etmedi? Veya muzarın başına harfi cer nasıl geliyor? Bunları göreceğiz. Yerinde anlatacağım. İkincisi farral cunudu. Askerler kaçtı. Hattel kaidu. Hatta komutanları bile. Bak at- burada atıf oldu. Oldu. Evet. Velkaidu gibi bir şey. Burada şeyi ifade etmek istiyor. Komutanları bile. Türkçedeki bile'yi karşılıyor. Hatta'yı karşılıyor. Hı hı. Bak şuna hatta diyemezsin. Asla Türkçede öyle tercüme edemezsin. E kadar diye tercüme edersin. Harfi cer olan hatta. E kadar diye tercüme edilir. Şu hatta, hatta bile diye tercüme edilir. Bir tane daha hatta var. O da buradaki hatta. Hatta izâ câûhâ der Kur'an-ı Kerim'de. İzâ câûhâ. Direkt cümle başı. Cümle başına gelen hatta. Bu şekilde arkadaşlar. Geldik. Hocam, efendim. O kaimunlu örnek, verdiğimiz örnekte tek anlamında taşıyabilir mi? Hani komutan bile kaçtı yani. Komutan bile yani yani hani komutan kaçmaz normal şartlarda. O bile hı-hı kaçtı. Ay, Türkçedekiyle hı-hı farkı yok oradaki hattanın. Türkçedeki hı-hı bile hattayla farkı yok. Hı-hı. Yani zaten Arapçadan almışız onu. Ve ba'de hurufit tasdik, tasdik harfleri. Tasdik harfleri kaç tane? Ecel var. Ne'am var. Hatırlayan var mı başka? Hocam tab'an'da mı vardı? Tab'an. Onun farklı bir kategoride değerlendirebiliriz ya.
O şey mef'ulü mutlak oluyor çünkü. O zaman hasenen de herhalde hocam. Hasenen de mef'ulü mutlak. Şey olur. Belki bela olur mesela. Bela. Sahen gibi. Sahihun. Bu da olur. Aha. Sahihun. İnne zeyden kayyum. Sah. Böyle der. Ammice de Araplar. Sah. Soru oluyor yani o. Tamam. Tasdik harflerinden sonra. Yani yeni bir cümleye başlıyorsun. Türkçe'de de öyle. Doğrudur. Nokta. Şöyle 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 diyoruz değil mi? Yani. Aynısı bakın. Ve ba'de hurufil iftitah. İftitah harfleri. İftitah ne? Cümleye girişte oy gibi Türkçe. Şuraya bak. Alo buraya bak. Bak. Ela. Ela öyle Arapçada. Osmanlılar agah olunuz ki diye tercüme ediyor. Başlangıç Ela dikkat demek. Başlangıç mı demek hocam? Başlangıç yani cümle başına getirilen harfler. Tamam. Bununla alakalı Meral Çörtü'nün Edatlar kitabı var. Kimin? Sarfnahi Edatlar varsa siz de bilirsiniz. Oraya bak başlangıç harfleri nelermiş. Hı. Diğer dersin başında. Hı hı. Kime görev verelim? Birine namzet diyelim bu işi. Kimde var o kitap? Seçin birimizi bulmaya çalışırız hocam. Sıkıntı değil yani. Tamam. Şey arkadaşlar o zaman farz-ı kifaye gibi. Biri yaparsa diğerlerinden düşer. Tamam. Tamam. Kimse tamam. Yapmazsa herkes sorumlu olur. Tamam. Hadi bakalım. Diğer ders bekliyoruz. Şimdi ve ba'de vavil hal. Vavu halden sonra, hal vavından sonra. Bunu da görmüştük. Hoca bunu da söylemişti. Ve inne ferikan minel mu'minine lekarihun. Bu bir ayetin şey. Biz gibi çok az ayet örnek verir arkadaşlar. Diğer nahiv kitaplarında bazen ayet örnekleri çok az yani. Evet. Şimdi mevadi'u kesri enne. Hoca yanlış yazmış bunu. Fethi olacak. Tahsil edelim. Fethi enne. Yani elifnin maddesinin fethalı okunduğu yerler arkadaşlar. Ve futihat fa'ileten. Fail olduğu zaman. Bak bunların en temel özelliği arkadaşlarım. Müfret konumunda olmalar. Fail cümle olamaz. Fail müfret olmak zorundadır. Mef'ul cümle olamaz. Mübteda cümle olamaz. Muzafun iley cümle olamaz. Şimdi arkadaşlar bunların en temel özelliği şu. Buradaki maddelerin müfret konumları. Müfret konumları. Cümle evet, konumu hocam. Yok. Fa'ileten ve futihat fa'ileten. Fail olduğu yerde. Belagani enneke kaimu. Bakın bu fail oldu. Sen ayakta oluşun bana ulaştı. Fiilimse. Mef'uleten. Alimte enne zeyden kaimun. Zeyd'in ayakta olduğunu bildim. Mef'ul olarak. Geldi fiilimse. Mübteda eten, indi enneke kaimun. Senin ayakta olman benim kanaatimdir. Mübteda olarak. Sen ayakta olman dedi. Muzafen ileyha. Muzafü neyh olarak. İclis haysu enne zeyden calisun. Haysu'dan sonraki gelen cümle muzafın ileyh olarak arkadaşlar. Bundan dolayı haysu enne dedi. Muzafü neyh çünkü müfrettir. Ve ba'de lev. لِأَنَّهُ فَاِلٌ Lev'den sonraki. Çünkü o faildir. Lev'den sonraki gelen şey failmiş arkadaşlar. Nasıl fail oluyor bakalım.
Lev enneke kaimun lekâne keze. Eğer sen ayakta olsaydın şöyle olurdu. Yani diyor, lev sebete kıyamukedir bu. Yani senin kıyamın sabit olsaydı. Şimdi arkadaşlar, sebete, kâne, vücide gibi bütün varlıkları yüklem olabilen fiiller genelde hasfediliyor değil mi? Burada da öyle bir durum var işte. Eğer senin ayakta olman var olsaydı demiyoruz Türkçe'de. Eğer sen ayakta olman var olsaydı demiyoruz. Eğer sen ayakta olman olsaydı. Orada varı nasıl biz hasfediyoruz? Araplar da sebeteyi burada hasfediyor. Ve sebetenin faili kıyamukedir. Yani arkadaşlar şunu açılımına bakalım. Lev sebete enneke kaimun. Yani bu fail oluyor. Fiile hasfedilmiş fail. Bundan dolayı diyor, levden sonraki gelen enne diye okunur diyor. Ve ba'de levla, levdadan sonra gelen liennehu mübtedav. Çünkü o mübtedadır. Levla enneke zahibun lekâne kedâ. Eğer sen gitmeseydin şöyle olurdu. Yok, sen, eğer sen gitseydin, bir dakika. Senin gitmen olmasaydı şöyle olurdu. Senin gitmen olmasaydı şöyle olurdu. Yani levla zehâbuke mevcudun arkadaşlar. Bunun açılımını da şöyle yapalım. Zehâbuke mevcudun. Senin gitmen mevcuttur. Enneke zâhibun mevcudun gibi. Enneke zâhibun ifadesi burada mübteda oluyor. Mevcudun. Haber hasfedilmiş. Haber hasfedilmiş. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Anlaşılıyor evet. Hocam. Tamam. Tamam, çok güzel. Ve ba'dema el mastariye et tevkitiye. Arkadaşlar, ma-i mastari tevkitiye zarf ma'sı denir buna. Zarf ma'sı. Ne demek zarf ma'sı? Şöyle arkadaşlar, süre bildiriyor. Şunun üzerinden bir inceleyelim. İclis ma enne zeyden kaiman. Zeyd ayakta olduğu sürece otur. Sürece ifadesi katıyor. Zeyd ayakta olduğu sürece otur. Peki bu niye enne diye okunuyormuş? Li'ennehu fa'ilun li'htisasi ma el-mastariyeti bil fi'l. Çünkü bu da diyor faildir. Ma-i mastariye diyor bir fiile mahsustur. Yani şöyle demek istiyor. Mâ sebete enne zeyden kaimun. Burada da gizli bir ma'dan sonra sebete var. Yani zeydin oturma müddetinin var olduğu sürece. Zeydin oturma müddeti var olduğu sürece. Türkçesi böyle. Var olduğu sürece demiyoruz Türkçe'de. Zeyd oturduğu sürece diyoruz. Arapça'da da sebeteyi kaldırdık. Bu şekilde oldu. Bir mana müddeti sübuti kıyamı zeydin. Zeydin ayakta oluşunun var oluşunun müddeti. Burada anlaşıldı. Evet. İbrahim, Afsamet, Yahya abi iyi gidiyor mu? Güzel abi. Ben elimden geldiği kadar dinlemeye çalışıyorum. Cuma'ya yetişiyorum da. Ders tamam, devam ediyor inşallah. Tamam abi. Ve ba'de hurufil cer, harfi cerlerden sonra demiştik dün de. Acib tümin enneke faim. Müfret yerleridir çünkü harfi cerler. Ve ba'de hatta el atifeti lil müfret. Bak müfret dedi. Cümle başına gelen hatta değil. Evet. Müfrede atfeden. Ferral cunudu hatta el kaib demiştik ya. Araftu umuraki hatta enneke salihun. Senin işlerini bildim. Hatta senin salih olduğunu bile. Yani adam şu işi yapıyor, bu işi yapıyor. Hı-hı. Ve salih. Onu bile bildim diyor. Bir kural bir cümlede verilmiş. Değil mi hocam? Hangisi? Bir hatta diğeri de atıf olarak yani. O şekilde yorumlayabilir burada miyiz? Olan hatta zaten.
atıf ediyor. Evet. Aynen dediğin gibi. Bak mesela bizim şeyden yapalım. Ferrel cunudu hattel kaidu hatta innel kaide. Bak olmaz. Hatta innel kaide. Farun. Askerler kaçtı. Hatta komutan bile kaçıcıdır gibi. Ve ba'de muzu ve muz. Muz ve muzu arkadaşlar. Harfi cer zaten. Hı hı. Ona tamamlamak için bunları ayırt edip söylüyor. Bir givinin böyle şeyleri var. 20'ye tamamlamak için Ukay kabilesinden harfi cer getirmişti hatırlıyorsunuz. Burada da ona tamamlamak için muz ve muzu'yu getiriyor. Ma ra'aytuhu muz enneke kaimun. Sen ayakta olduğun sürece süredir onu görmedim. Bu şekilde. Bu da aynı. Evet. İnne ve enne'nin bunu da bitirelim inşallah. Hem inne hem enne okunması caiz olan yerler var. Burada onu işleyeceğiz. Ve haysu cazet takdiren cazel emran. Yani iki takdirinde caiz olduğu yerler vardır. Kelleti vakat ba'de fa'il ceza. Ceza fa'sından sonraki. Cevabın başına gelen fa var ya. Orada. Evet. Nahvu. Men yukrimni fe inni ukrimuhu. Men yukrimni kim bana ikram ederse fe inni ukrimuhu fe enni ukrimuhu. Şimdi diyor ki kesreli ve fethalı olduğunda nasıl mana vereceğiz? Men yukrimni kim bana ikram ederse fe inni ukrimuhu. Ben de ona ikram edeceğim. Tercümesi böyle. Ama fethalı yaparsak men yukrimni fe enni ukrimuhu. Kim bana ikram ederse ikramım onun içindir. Fe enni ukrimuhu. Mastara çeviriyoruz çünkü. İkramım onun içindir. Evet. Mastara çevireceğim için bu şekilde anlam veriyoruz. Nasıl farklılaştı gördünüz mü? Burada ben ikram edeceğim. Burada ikramım onun içindir. İkrami iyyahu sabitun. Tamam arkadaşlar. Kaydı durdurabilirsiniz.